Oktay Hocam, sen şu Cübbeli Vatandaş'ta hangi bir kitap var? Bayağı güzel burada hadisler evet. Var, izahlar var. Maşallah. Latif Turgut, Almanya Köln'den yazmış hocam inşallah. Ey insanlar, muhakkak Allahü Teala size zalimleri, münafıkları ve onlara uyanları men etmiş ve size ümmeti Muhammed'in en hayırlısı olan Hazreti Mehdi'yi reis kılmıştır. Ona katılınız. El Kavlül Muhtazar fi alametil Mehdi'il Muntazar. Naim bin Hammad Hazreti Ali'den rivayet etmiştir. Mehdi Resulullah'ın bayrağı ile insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. İki rekat namaz kılar, namazdan dönünce şöyle der. Ey insanlar, ümmeti Muhammed ve bilhassa onun ehli beyti çok belalar gördü. Ve bizler kahır ve haksızlığa maruz kaldık. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi ile ahir zaman. Rivayetlerden Hazreti Mehdi zamanında münafıkların can havliyle Hazreti Mehdi ve talebelerine saldıracağı, Mehdiyet inancına karşı tavır alacakları, kendi akıllarınca Hazreti Mehdi'nin zuhurunu engellemek için var güçleriyle gayret edecekleri hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Bu dönemde Hazreti Mehdi'ye zemin hazırlayanlara bu kadar saldırılırsa, kim bilir Hazreti Mehdi döneminde Hazreti Mehdi'ye nasıl bir saldırı olacak? Siz daha iyi bilirsiniz hocam inşallah. Çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar diyor. Yani bugün de böyle çıkışından ümit kesmiş insanların hatta böyle bir gayret içerisinde oldukları bir dönem yaşıyoruz şu anda. Kimi şahsı manevidir diyor, kimi evet. Yok diyor, kimi geldi geçti diyor, kimi gelmeyecek diyor. Evet. Bu devirde İslam hakim olur mu diyor. Komünizm hakim olur ama, masonluk hakim olur onların kafasına göre. Ama İslam hakim olmaz, nasıl oluyorsa. Evet. Bunun böyle olmadığını, İslam'ın dünyaya hakim olacağını Allah onlara gösterip onları utandıracak inşallah. İnşallah hocam. Selahattin Mutlu da Isparta'dan yazmış. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, ittihat yani birleşmelerin neticesinde dinsizlik cereyanına, akımına galebe gelip, galip gelip dağıtacak istidadında yani kabiliyetindeyken, alemi semavatta, gökler aleminde cismi beşerisiyle yani insani cismiyle, bedeniyle bulunan şahsı İsa aleyhisselam, o dini hak cereyanının, hak dinin başına geçeceğini bir muhbir-i sadık, doğru haber aktaran Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatlarından birisi muhbir-i sadık. Bir kadir-i külli şeyin yani her şeye muktedir olan Yüce Allah'ın vaadine istinad ederek, dayanarak haber vermiştir. Madem haber vermiş, haktır. Madem kadir-i külli şey her şeye muktedir olan Yüce Allah vaat etmiş, elbette yapacaktır mektubat. Cismi beşerisiyle, insani cismiyle, bedeniyle bulunan şahs-ı İsa aleyhisselam bu cümle ne demektir? Birincisi, cismi beşerisiyle, insani cismiyle, bedeniyle, şahs-ı manevi olarak değil, bu dünyadaki bedeniyle bulunacaktır. Şahs-ı İsa aleyhisselam, Hazreti İsa'nın şahsı, yani bizzat kendisi, şahs-ı manevisi değil. Üçüncüsü, o din hak cereyanının, hak dinin başına geçeceğini, Hristiyan aleminin başına Müslüman bir lider olarak geçeceğini Bediüzzaman bir çocuğun dahi anlayacağı kadar açık, sarih ve net olarak açıklamıştır. Hazreti İsa dünyevi bedeniyle inmeyecek, şahsi manevi olarak gelecek. Said Nursi Hazretleri de bu şekilde söylüyor. Demek çok büyük ayıp, yalan, bühtan ve iftiradır. Bediüzzaman'ın tespitlerine göre Hazreti İsa'nın nuzulüne en fazla 10-20 yıl kalmıştır. Risale-i Nur külliyatını okuyanlar bu açık gerçeği görebilirler. Maşallah. Şahsı manevi olmadı çok açık inşallah. Evet. Hocam. Muhammed Ahsen Ankara'dan. Bir kısım nur talebelerinin Said Nursi Hazretlerinin çok açık söylediği sözleri anlayamamalarını şaşkınlıkla karşılıyorum. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Hazreti Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Mektubat sayfa 411, 12 ve 41. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Hazreti Mehdi ve şakirtleri, öğrencileri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sümbüllenir. Sikki-i tasdiki gaybi. Bediüzzaman çok açık ve aleni olarak Hazreti Mehdi'nin şahıs olarak bu cümlede biraz düşüklük olmuş ama Bediüzzaman çok açık ve aleni olarak Hazreti Mehdi'yi şahıs olarak belirtmiyor mu? Bundan daha açık nasıl bir izah olabilir? Nerede geçiyor bu izahlarda şahsı manevi sözü?
Hazreti Mehdi'nin bir şahıs olduğunu daha açık nasıl belirtmesi gerekiyordu? Bir kısım nur talebelerinin bu kadar açık ve konuyu anlayamamalarına ben şahsen inanamıyorum. Evet, öbürü mü? Necmi Maden Muğla'dan, 1,5 milyarlık İslam aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadece 313 kişinin Hazreti Mehdi'nin farkına varacağını söylemesi çok büyük bir mucize işaret ediyor. Üstelik Hazreti Mehdi'nin bütün çıkış alametleri zuhur etti. Fırat Nehri'nin suyu kesildi. Azerbaycan, Irak, Afganistan işgal edildi. Kuyruklu yıldız çıktı, Kabe'de kan akıtıldı. Ramazan ayında 15 gün arayla ard arda ay ve güneş tutulmaları yaşandı. İran-Irak savaşı yaşandı. İmam Rabbani Hazretlerinin Resulullah'tan aktardığı çift kuyruklu yıldız zuhur etti. Doğu tarafından bir ateş görüldü. Fitneler çoğaldı, haramlar helal sayılmaya başlandı. Binalar yükseldi, zinalar arttı. 313 kişi dışında diğer Müslümanların Hazreti Mehdi'yi niçin fark edemediğini çok detaylı araştırmak ve düşünmek lazım. Maşallah.